verimliliktir. Her açıdan sürdürülebilirliğin sağlanmasıdır. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, güneş enerji santrallerinin yenilenebilir enerji üretimindeki önemine değindi. Adıyaman'da yapımı tamamlanan Sanko Tekstil Adıyaman Çatı Güneş Enerji Santrali tesisinin açılışında konuşan Tancan, tüketicilerin çatılarına güneş enerji paneli kurmak suretiyle aynı zamanda kendi tüketmiş oldukları elektrikleri aynı yerde üretebildiklerine dikkati çekti. Tüketicilerimiz çatılarına güneş enerji paneli kurmak suretiyle aynı zamanda kendi tüketmiş olduğu elektrikleri aynı yerde üretebiliyorlar. Burası da öyle bir tesis. Bunun gibi binlerce ülkemizde tesis var. Ama buradaki tesisin en büyük özelliği bugüne kadarki Türkiye'deki çatı uygulaması açısından kurulu gücü en yüksek olan 12.7 megawattlık bir tesis. Bu şekildeki tesisin birçok kazancı var. Hem şirketimize kazancı var hem de milletimize yaptığı kazançlar var. Nedir bunlar? Şimdi bir kere şirket burada tükettiği enerjiyi burada üretiyor. Dolayısıyla şebekeyi ürettiği miktar kadar kullanmadığı için daha düşük bir sistem kullanım bedeli, daha uygun fiyata enerji kullanmış oluyor. Yine şebekede enerji dağıtılmadığı için, kullanılmadığı için bu miktar kadar şebekede oluşan teknik kayıp miktarı da azalmış oluyor. Bundan da yine tüm halkımız teknik kayıp miktarının azalmış olmasından faydalanmış oluyor. Tancan, yenilenebilir santrallerin karbon salınımı yapmadığı için iklim değişikliğiyle mücadelede de olumlu katkısının bulunduğunu söyledi. Ayrıca yenilenebilir bir santral, özellikle iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında olumlu katkısı var. Karbon salımı yapmamış oluyor, temiz bir enerji. Bu açıdan baktığımızda bakanlık olarak da bu şekildeki uygulamaların artmasını ümit ediyoruz ve bu konuda gereken bu işi yapmak isteyen tüm yatırımcılara gereken kolaylığı sağlamış oluyoruz. Hizmete alınan tesis Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan ve İl Protokolü tarafından törene video konferans yöntemiyle katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla kurdele kesilerek açıldı. Bismillah diyerek kordelayı kesiyoruz. Ya Allah, bismillah.